Şöyle eğilirsem mi? Astrolojinin patlak vermesi ne diyorsun? Tek kurtuluş astroloji midir? Gençleştim, cildime falan bak. Ay! Aşk hayatım. Hadi hadi aşk sorayım. Aşk. İş hayatım iyi gidiyor. Derya'nın en sevdiği yemek. Derya'nın en sevdiği tatil destinasyonu. Yinnes'in doğum günü davetindeyiz. Peki doğum gününe kimler gelecek? Benim semtime biri gelmiş, kim gelmiş? Tata! Hazır mısın? Evet, bu şekilde çekiyorum. Çünkü ben vlogger'ım. Yani ben YouTuber değilim. Sen ne değilsin? Ben ne değilim biliyor musun? Yeşilçam oyuncusu değilim tatlım. Onunla ilgili bir iddiam yok. Seni yormayalım. Burada dev bir... İnanılmaz. Kendi kendine her şeyi yapabilen bir insan. Hadi dur kafamız. Şöyle eğilirse mi? Mutlaka vlog işine zaten bir çalışan bulabiliyoruz etrafta. Derya'nın kahvesi geldi. Bugünkü konumuz Derya Şensoy'a Mert Vidin'le fal bakıyor. Sen hiç bana fal bakmışsın var mı? Evet, mesela Türk kahvesi yapıp da hayatım sana da bir fal bakayım demiştin yok bunca yıl. Bu arada ilk İstanbul'a geldiğimde ben insanlara fal bakabiliyordum. Yani hadi o zaman daha kalbim temizdi. Çünkü içimden geçenler hep gerçekleşiyordu. Şimdi biraz tabii ki kalbim pislendi. İstanbul beni mahvetti. Kalbim mi pislendi? Yani dediklerim çıkmıyor ondandır. Astroloji deyince sen. Ben hala öyle hala bu konuda iddialı mısın? Kendime göre kendim için. Gerçekten şu an hepimizin inanacak bir şey aradığı bu dönemde astrolojinin patlak vermesi ne diyorsun? Tek kurtuluş astroloji midir? Herkesin bir fikri var çünkü. Yani tek kurtuluş tabii ki astroloji değildir bence ama bir tık bence insanların inancı yükseldi bu konuda. Yani astrologların açıklamaları, olanlar ve bağlantısıyla beraber bence insanların bu konuda inancı ve birazcık bir şeye tutunma ihtiyacından gelen bir şey bence. O zaman sence ben de bir şeylere tutunmalı mıyım mesela astroloji için? Benim bir böyle bir dönem çok inanıyorum, çok aşık oluyorum, çok inanıyorum. Sonra bakıyorsun acayip kopmuşum, başlarım astrolojiye diyorum. Sen ne diyorsun? Başlayayım mı astrolojiye? İnanayım mı yani? Ben inanıyorum o yüzden inan bence ama ayrıca şu an zaten Jüpiter ve Satürn Kova'ya geçti. Ben Kova burcuyum falan. Benim için her şey çok iyi gidiyor. Ne kadar süre böyle? Ne kadar süre iyi gidecek peki? Vallahi uzunca bir süre iyi gidecek aslında. Bu arada Derya'nın yeni programı başladı. İstersen ufaktan ondan da bahsedebilirsin. Evet, geçen pazar. Bugün ne günler? Bence hiç tarih vermiyorum. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama programı eminim ki herhalde bir 6 sene. 6 sene dedim yalnız. 6 sene ağzından çıktı. 6 ay. 3 kova var. Niye diğer insan değil mi? Yani burada bir stüdyo insanları var yani. Dev bir stüdyo kadınları var. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Beslenme biçimini de çok iyi oturttun. Fark ettiysen ben de bir 10-15 kilo verdim. İnanılmaz. Şoktayım. Çok yakıştırdım. Böyle devam edelim. Ama sonrası korumak zor herhalde değil mi? Ne diyorsun? Ben zaten daha coştum da kilo verdim aslında ama yani en büyük şeyi bence yürümek. Yürümeyi bırakmak yapmadığın sürece kilo almıyorsun. Tabii bir de yemek yemediğin sürece aslında almıyorsun. Gerçekten protein ağırlıklı beslenip bol bol da... Yemediği sürece derken şimdi bunu da böyle başka bir yerlere çekmesin. Gayet yemek yiyorum, keyfim yerinde ama... Pislik yemiyorum evet, yani. Evet, yani temiz besleniyorum. Yere. Çok karıştırmıyorum. Trash food, trash food böyle bir şey var. Bir de yani 6.30'dan sonra falan bir şey yemiyorum ben. Evet, ben mesela 5'ten sonra kapatıyorum bu konuyu. Çünkü sistemin yemek dışında başka şeylere vakit ayırması gerekiyor vücut sisteminin. Ben ona vakit ayırması için ona şans tanıdım. Ve gençleştim, cildime falan bakıyorum. Peki Derya'cığım, bu dijital dünyada şu an sen oyunculuk kısmından daha çok dijitale yatırım yapmaya başladın. Bununla ilgili artık Yasemin Sadıkoğlu ile hatta çalışıyorsun. Ve işin dijital projeler kısmına ağırlık verdin. Bu iyi de bir motivasyon oldu aslında değil mi sana? Yani oturup yani ben oyuncular böyle şey bekliyor ya, hani bir rol gelse de çalışsa. Ben yani böyle bir hadi dijital dünyalara yatırım yapıyorum diye bir yola çıkmadım aslında. Aslında ilk Instagram postu atıp da bu işten gerçekten işbirliği yapan ilk isimleriz. Biz yaparken millet alay ediyordu. Alay ediyordu. Biz Instagram'a post girip Twitter'da bu kadar aktifken Derya'nın bu kadar evde yaptığı işleri gerçekten paraya da dönüştüğü dönemler millet siz ne yapıyorsunuz falan diyordu işbirliklerinde işte. Neyse şimdi herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Yine ekipleri yapmıştık. Bizim Derya'yla tanışmamız New York zamanlarımızda gidiyor. Ne anılar? Kaç yıl geçti? Artık 10 yıl diyebiliyor muyum? Kaç yıl diyebiliyoruz? Ondan fazla da diyebilirsin. 2011. Aşka bakış, aşka bakış. 2020. Bak artık 10 sene diyebilirsin. Evet, ben sürekli her sene Derya'yla biz 10 yıldır arkadaşız diyorum. Bir sene olmuş tanışalım öyle. 10 yıldır arkadaşız. Ben çok 10 yıl değil. Bir senedir arkadaşız. Beyoğlu sokaklarında magazincilerden falan kaçıyorduk. Ben böyle sabaha karşı Derya çabuk oradan çıkmalısın. Magazinciler orada falan diye. Derya ile arkadaşım magazinsel şeyini sevdim. Köpürmesini aslında. Şimdiki yolunu sabitledin. Sabitledim. Aşk hayatım. Hadi aşk sorayım. Aşk.
Aşk hayatımın kimseye cevap vermediğini, sana da cevap verme. Olmadığı aşk hayatı değil, özel ama hayat olduğunu aldım. Şöyle kamera yaklaşırsa gözlerini nasıl... Blink 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 emojiler buraya bakın lütfen. Bakalım, montajda emoji koyalım. İmoji konulacak ki var mı gözümde, bakın bakalım. Evet, yani hani fal bakacaktım ya, gözlerin içinden de anlaşılıyor ki Derya'mız çok mutlu. İş hayatım iyi gidiyor. İş de bir aşktır, o yüzden hep iyi gidiyor. Peki, vallahi kısa kısa sorular sordu. Şimdi birazdan Derya'nın harika bir çekimi olacak. Juju markası için buradayız. Biliyorsunuz takı ve aksesuar edince Derya Şensoy akla geliyor ve işler böyle olunca da ben de onun backstage'inde yapacağı canlı yayının bir parçası olacağım. Önden de böyle bir sohbet gerçekleştirdik. Detayları birkaç saniye içerisinde izleyeceksiniz. Öpüyorum. Dur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birinci sefer. Kanalına abone olmayı unutmayın. Mert Edin'in kanalına abone olmayı unutmayın. Çak. Yasemin gel sen de götür. Abone olmayı unutmayın. Evet, abone olmayı. Şimdi görüyorsunuz burası bir sete dönüşüyor. Bayağı burada birazdan çekim yapacağız. Kızlar seti kurdu. Merak etmeyin, gözükmek istemeyenleri göstermeyeceğim kamerada. Juju'nun böyle bir takı, biliyorsunuz markası olduğunu, hem Bebek'te hem Nişantaşı'nda mağazası var. Yurt dışında Soho House'da falan da satıyor, Miami'de. Bayağı detaylı biliyorum, görüyorsunuz. Derya, çizmelerin çok iyi. Bir swipe up gelir mi? Gelir. İndirime girmiş. İnanılmaz iyisi. Peki ben asıl ne soracağım? Game Medya'daki programına Mert Vidin'le konuk gelecek mi? Gelmek ister misin? Çok isterim tabii ki. Ama ben o kadar el becerim var mı onu merak ediyorum. Valla gelenlerin de çok bir el becerisi yok. Yani bir el becerisi aramıyoruz. Aslında herkesin evde yapabileceği şeyler gösteriyoruz. Birazcık eğlenceli, yüzümüzü güldüren ve böyle ilham olabilecek projeler yapıyoruz. Kısa sorularım var. 1. Derya'nın en sevdiği yemek. O kadar uzun zamandır yemek yemiyorum ki arkamdan giden şeyden. Olsun, en sevdiğin. Badem, ananas, pilav. Derya'nın en sevdiği tatil destinasyonu. New York. Derya'nın gardırobunda olan mutlaka hiç vazgeçemediği bir parçası. Beyaz tişört. Derya'nın çantasında biliyorum, ayırmadığı en önemli parçası. Hadi göster hatta, aç çantanı. Gösteremem. Gösteremem ama niye çanta açmayacakmışsın? Hayır. Bak benim elim gidiyor. Derya'nın gün içerisinde en çok konuştuğu 3 kişi. Annem, ablam, Nazlı. Nazlı'nın kim olduğunu söyleyelim. Seni bezdirdim ama bir şey daha sorabilir miyim diye. 5 dakika. Nazlı'nın kim olduğunu anlatır mısın Yasin? Nazlı menajerim. Menajerimi ara diyorsun yani. Zaten bu arada Derya girer girmez Nazlı ne dedi biliyor musun? Bir şey olduğu zaman Derya'yla ilgili beni arayabilirsin. Evet, bir şey olduğu zaman benimle alakalı Nazlı'yı arayabilirsin. Peki dur iki sorum daha var sana. Ne sorsam? Güne nasıl başlarsın? İlk hareketin? Kahve. Nasıl bir kahve? Amerikano ya da filtre kahve. Sade, sütsüz, şekersiz. Kozmetikte, yüzünün güzelliğinde en çok mesela yüzüne makyaj yapacaksın ya da bakım yapacaksın. Mutlaka gözüme kalem çekerim ya da ruj sürerim. En önemli senin için must şey nedir? Maskara sürerim. Benim çok açık renk kirpiklerim falan gözükmüyor da o yüzden hep... Evet, hemen şöyle bir swipe up göze yanaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz ve Derya'ya kısa kısa. Çekmedikçe göz bebeğime ben kalmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben Güle devam ediyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı... Kanalına abone olmayı unutmayın. Daha sonra birkaç gün. Mert'in kanalına abone olmayı unutmayın. Asansör üstüme kapanıyordu. Sürpriz bir doğum günü partisindeyiz. Ve şimdi Orinco'nun ofisini basıyoruz. Stüdyo 11'deyiz. Merhaba. Ne kadar sessiz bir ortam. Hani doğum günü var dediler bize, geldik. Ama sessiz bir ekip var sadece. Ne yapıyorsunuz tatlı arkadaşlarım? Şimdi üst kata doğru çıkıyoruz. Canım happy birthday. Johnson'ı da gördük. O da şimdi Beymen'e gidiyor sana hediye almaya. Merhaba Serkan, nasılsın? İyiyim, görüyorsunuz. Böyle bir doğum günü ortamı yarattık ama dediğiniz gibi sessiz ama sıcak bir ortam. Doğum günü sahibi gelecek. Bugün böyle Şebnem Günay'ın bir eşofman takımını giydim. Artık doğum günü partileri böyle rahat kılıklarla geçiyor. Şöyle bir manzarası var size göstereyim. Birazdan bu terasta toplanacağız. Nişantaşı'na zirveden bakıyoruz. Nişantaşı'nın da bu teras dairelerine ben bayılıyorum arkadaşlar. Ama kiralar 3-5 katına çıktı İstanbul'da biliyorsunuz. Özellikle Bebek Nişantaşı tarafı uçuyor. Yeni nesil doğum günü davetindeyiz. Eskiden olsa Oralinkom'un doğum gününde David Bowie partisi yapmıştık. Böyle sabahlar olmasın partilerdi. Şıkır şıkır parti kıyafetlerimizi giyiyorduk. Doğum gününü kutluyorduk. Sabahlara kadar partiliyorduk. Şimdi müzik bile yok ancak arkadaşımıza tatlı bir pasta keseceğiz. Peki doğum gününe kimler gelecek? Takipte kalın. Evet. Senin de doğum günün sayılır ilk yazacağım. Ya evet. Ya ortağın. Ya
yardımcı olunca ilk yazın şıklığını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz bu kadın. Bakabilir miyim detaylarına arkadaşlar? Tüylü tüylü. Tam böyle şey, yüzünde maskesi eksik, kokoş böyle bir Beverly Hills kadını olmuşsun tatlım. O yeni konu doğum günü. Düşünmüyorsunuz da siz kadınlar bu topukları kark işlemeden giyiyorsunuz. Biliyorsunuz ilk yazı Stüdyo 11'in kurucu ortağı, aynı zamanda Niver Ayvas'ın kurucu ortağı. Bütün kreatif tarafı, bütün tasarımlar ondan çıkıyor. Benim Ankaralı arkadaşım. Biz Ankaralılar çok çalışkın. Ankaralılar hep çok çalışkın ya. Sandra'cığım, uzun zamandır görüşmüyorduk. Nasılsın? Herkes öyle. Merkez Kuran'a hoş geldin. Bu pandemi. Ben özledim. Sus Oral. Oral'cığım, doğum günün kutlu olsun. Yaş kaç oluyor? Çantayı bırak istersen. Hala buraları derleyip topluyor. Doğum günü sana. 32 yaşıma giriyorum. 32 yaşına giriyorsun. Evet, heyecanlı mısın? Yani aslında çok anlayamadım ama heyecanlandım şu an sizi görüyorum. Yaptığın en büyük doğum günü partisi hangisiydi? 28 yaşıma girerken. David Bowie olmuştu. Aslında Club Kid olmuş. Macaulay Culkin'in Party Monster filminden ilham alarak tasarladığım doğum günü partisiydi. Ve inanılmaz 400 davetli falan vardı. Ve çok eğlenmiştim. Nereden nereye? Şu anda 40 kişi gelse gelemiyor. Of, ofisin bir smek buzdolabı var. Hayranım. Ve tüm catering arkadaşlar görüyorsunuz. Markus'tan ama henüz mamalar gelmedi. Gösteriyorum tekrardan Markus lezzetlerini. Daha demin kaydedememişim, söylesene. Çok mu özlüyorsun Survivor'a giden arkadaşına? O kadar çok özlüyorum. Ağzındaki lokmayla insanları zorla konuşturuyorum ya. Sürekli mesaj atıyorum. Kafam güzel olduğumu mesaj atıyorum. Sabah kalktım mı komik capsleri atıyorum. Öyküye hala insan. Ama karşında kimse yok tabii. O mesajlar havaya, gökyüzüne gidiyor. Ya, telefonu açtığında 3000 mı? WhatsApp değil mi? Bunlar bizi yıldırır mı cevapsız mesajlar? Dur, House of Gizu'yla tanıştırmak istiyorum size. Gizemciğimin yeni markası. En son Hande Erçel'in üzerinde gördünüz. Ama bu videoyu izlediğinizde muhtemelen başka ünlülerin üzerinde de olacak. Berrak Kız Nataç da giydi. Gördüğünüz bu look tamamıyla House of Gizu. Maskeyi halay çekerek kullanan arkadaş. Aa pardon. Bu oyuncu kadın maskeyi takmadı. Halay çekti. Bam bam bam. Ayşe Melike Çerçi karşınızda. Canım arkadaşım ya, ne yapıyorsun bu aralar? İyiyim şekerim. Keyfim yerinde. Kendi dünyamda mutluluğu buluyorum. Kendimle harman içindeyim. Biliyorsun beni. Kendi neşemi kimseye yedirtmem. Kendi neşemi kendim yerim. You can have it all. Watch me rip it off. I'll admit it. You got me feeling high. Evet, karşımızda Özgür Spiritçi. Aa, Sibir. Allah seni affetsin. Siz tanışıyor musunuz? I can feel it in my heart, yeah. Ay, çok mutlu oldum. Şu an ilk defa bunu almış. Ya. Devam edeceğim partiye. Evet, inanılmaz. Seni tebrik ediyorum canım. Aşkım. Ben bir kadar gel, içimiz alalım da öyle çıkalım. We gonna live it up, young shot caller. Always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart.